tasarım derken, yani bu uygulanmaya başlandığı zaman bunun bedeli, yani inşaat bedeli 2 milyon euro olacak. Yani kişi başına 20 euro. Dolayısıyla ortada para yoktur lafı Türkiye'nin çarpık düzeninden kaynaklanmış bir laftır. Bu para var. Bu parayla aslen kirleticinin ödemesi lazım. Yani bu para o bölgede oturan kişinin vermesi gerekir paradır. Belki de veriyordur, yerine masruf değildir. Yani doğru uygulanmıyor. Yani eğer biz toplum olarak bunun yapılmasında bir engel görüyorsak bu parasızlık değil. Bu para var, bunun mekanizması da var. Şimdi bir de özellikle Kıbrıs'ın yaşadığı şu sorundan da söz edeyim. Gelişen ülkelere mahsus teknolojiler. Bu safsatadır, böyle bir şey olmaz. Eğer gelişen ülkelere mahsus teknolojiler iyi olsaydı, bunu gelişmiş ülkeler kendilerine apartırlardı. Yani burada çevrenin ne kadar feda edilmiş olması söz konusudur. Ben bu örneği niye veriyorum? Çünkü ilk Kıbrıs'a geliş sebebim oydu zannediyorum. Lefkoşa arıtma tesisinin incelenmesiydi galiba. Lefkoşa arıtma tesisi o tarihlerde bir felaket. Bu amaçla yapılmış, bu anlamda yapılmış bir tesisti. Kontrolü mümkün olmayan bir takım büyük havuzlardan ibaretti. Ne yapılmaması gerekirse o yapılmış. Biz bu örneği, yani bu filmi bir daha yaşadık. Nerede yaşadık? Eğer siz Türkiye'yi takip ediyorsanız, değerli hocam da bilecektir, İzmir'de yaşadık. İzmir'de bir İSSU var zannederim. Bu İSSU'nun başında da namazında, niyazında değerli bir mühendisimiz vardı. O mühendis de, yani İSSU'nun başıydı o kişi, şu anda ismini hatırlamıyorum. Çok da büyük bir şey kaybetmiyorum hatırlamamakla. Yine gelişmekte olan ülkelere özgü bir modeli, bir arıtma tesisi modelini İzmir'e uygulamaya çalıştı. Bu netice itibariyle 9 kilometre karelik, İzmir'i bilirseniz, Karşıyaka'nın biraz ilerisine lagunlar yapma fikriydi. Yani bırakın doğa halletsin. 9 kilometre kare. Ben bir televizyon programında saat 9'dan sonra Sayın Özfatura, o zaman belediye başkanıydı, o da dayanamadı, müdahale etti zannediyorum konuşmaya. 1'e kadar, 2'ye kadar bunu tartıştık. Ve ne mutludur bize ki o tartışma ve sonraki çabalarla bu projeler vazgeçildi. Yani büyük bir lağım çukuru olmaktan kurtarıldı İzmir. Ve şu anda çok modern, iyi çalıştığını bildiğim bir gelişmiş arıtma tesisine kavuştu. Şimdi İzmir gibi bir yerde 9 kilometre karenin lağım çukuru olarak ayrıldığını düşünün. O mülkün bir de yani o alanın bizatihi metrekare değeri düşünün, ne kadar bir değer kaybı olduğu aşikardır. Yani bugün çok gelişmiş teknolojiler vardır. O gelişmiş teknolojilerin söylediğim bedeli de bu değerlerdir. Dolayısıyla bu yapamayacak bir şey değil. Sakın ha size belediye başkanlarımız veyahut da devlet büyüklerimiz paramız olduğu zaman yaparız derse inanmayın. Çünkü bu para sizindir, sizin cebinizdedir. Her bir metreküp su harcandığında da bu parayı belediyeye veya başka bir yere veriyorsunuz siz.